هل نأخذ بالأسباب أو لا نأخذ بالأسباب؟ Sebeplerin ardına düşmeli miyiz yoksa sebepleri terk mi etmeliyiz? انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. İnsanlar sebeplerin peşine düşme, bunlara itikad etme hususunda 3 أقسام. 3 kısma ayrılmıştır. القسم الأول. Birinci kısım. صحيح. Doğru olan. وهو itikad. أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا. لديه ألم في بطنه. ماذا يصنع؟ قال أنا آخذ بالأسباب. آخذ شيء من الدواء وأشرب، آخذ شيء من الأعشاب وأشرب، أقرأ على بطني الفاتحة، إما سبب حسي دواء أو سبب شرعي رقية شرعية، هذا الصحيح. إذن إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب إما حسا كالدواء أو شرعا كالرقية يصح هذا الفعل والله أعلم. Birincisi Allah'ın bir şeye sebep kıldığı hususlara itikad etmektir. Mesela bir adam hasta. Bu hususta Allah bazı ilaçları iyileşmesi için sebep kılmış. Bu da Allah'a güvenerek bu sebeplerin ardına düşüp bu sebepleri kullanıyor, ilaçları alıyor ve sebepleri yerine getiriyor. İlaçları her gün kullanıyor. İşte bu şekilde kişinin sebeplere itikad etmesi, meşru olan sebeplere itikad etmesi doğru olan itikattır. Naam. Hada al-qism al-awwal. Birinci kısım buydu. Al-qism al-thani. İkinci kısım. Ba'd an-nas hadana Allah iyyahum. İnsanların bazıları يضع في البيت او عند باب البيت او على السياره او على الاولاد اشياء منها. Mesela eve veya arabaya veya kapının önüne bazı şeyler bırakıyor. يضع عين göz bırakıyor. كف el bırakıyor. خرزه زرقاء نوع من الحجاره لونها ازرق. Nazar boncuğu bırakıyor mesela. داخلها عين ve içinde göz var. Mersum عين gözden ve elden kastımız nazar boncuğu. Nazar boncuğu bırakıyor. أو يضع هذه الحديدة التي تركب في رجل الفرس الحافر. Veya قطعة من الحديد. Veya atın ayağındaki nalı bırakıyor. نعم. أو يضع نعل قديمة. Veya eski bir nal bırakıyor. أو بعض الخرق القديمة السوداء. Veya eski elbiseleri, siyah eski elbiseleri bırakıyor. أو nazar değmesin. أو بعض أعضاء من الحيوانات. Veya insanların hayvanların bazı parçalarını bırakıyor. أو رأس الحيوان. Veya insanların başını asıyor. أو أشياء من البحر يأخذها يضعها. Veya denizden bazı şeyler alıyor, kapının önüne koyuyor veya evine koyuyor mesela. أو بعض الأشجار. Veya bazı ağaçlardan bir şeyler koparıp getiriyor. أو يكتب بعض الكتابات يقول مثلا لا حسد لا حسود كذا. Veya bazı şeyler yazıyor bir yere mesela. Haset yoktur, hasetçi yoktur. Böyle şeyler yazıyor mesela. لماذا تصنع هذه الأشياء؟ لماذا تضع هذه الأشياء؟ Bunları neden yapıyorsun? Bu şeyleri neden kapına asıyorsun? Neden evine asıyorsun? يقول لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا لدفع العين. Der ki Allah nazarın giderilmesi için bunları sebep kılmıştır diyor bu adam. نقول سبحان الله الله سبحانه وتعالى لم يجعلها أسبابا لدفع العين أبدا. Deriz ki Allah bundan münezzehtir. Allah bunları nazara nazar için birer sebep kılmamıştır. Nazarın gitmesi için birer sebep kılmamıştır. لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا في عمل الصحابة وسلف الأمة هذا. Bu taktıklarını şey ne kitapta ne sünnette ne de bu ümmetin selefinden varit olmamış bir şeydir. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت ولديه أولاد ولديه دواب لم يصنع شيئا من هذا عليه الصلاة والسلام. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in evi vardı, çocukları vardı, aynı zamanda bineği vardı. Ancak buna rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne onların üzerine bir şey astı, ne onların üzerine bir şey yazdı. Bunlardan hiçbirisini yapmadı. Men allazi yahfaz hadi'l eşya. Kişiyi koruyacak olan kimdir? Yahfaz Allah subhanahu ve yahfazna. Kişiyi Allah subhanahu ve teala korur sadece. Hadi la tahfaz bel tadur. Bu gibi şeyler, nazar boncuğu vesaire şeyler kişiyi korumaz, daha çok zarar verir. Aynı zamanda muska da buna dahildir. Ve hadihi min eşşeytan. İşte bu gibi şeyler şeytandandır. Naam. القسم الثالث بعض الناس يعتقد ان هذه الاشياء هي التي تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى وهذا هو الشرك الاكبر نسأل الله السلامة والله اعلم. Üçüncü kısımda bu gibi şeylerin nazar boncuğu, muskaların veya nazar değmemesi için kapıya veya eve asılan bazı şeylerin Allah dışında yarar verecek şeyler olduğuna itikat eden kimselerdir. Bu ise büyük şirktir. Bundan da Allah'a sığınırız. Kişi bu şekilde itikad ederse müşrik olur.